23 Haziran'daki İstanbul seçimi yine bıçak sırtı. AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarından çarpıcı sonuçlar çıktı. İstanbul'un yeni başkanını küskün seçmenler ve ittifak dışındaki partilerin tavrı belirleyecek. Milletvekili seçiminde yeterli başarıyı elde edemediğimiz yerlerin çoğunda, belediye başkanlığı seçiminde de sıkıntılar yaşadık. Demek ki ortada üzerinde hassasiyetle durmamız gereken sorunlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti, AK Parti harekete geçti, vatandaşın nabzını tuttu. Hiçbir arkadaşımızı, hiçbir kardeşimizi dışlamadan, kırmadan, kenara koymadan, vefasızlık etmeden sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız. Türkiye Gazetesi haberi Yücel Kayaoğlu imzasıyla sonucu küskün seçmen belirler başlığıyla duyurdu. İstanbul yarışı yine nefes kesecek. AK Parti'de tek bir oyun bile boşa gitmemesi üzerine strateji yürütülüyor. İstanbul seçimleri için kamuoyu yoklamaları yapıldı. Çıkan sonuç dikkat çekici. İstanbul seçimleri yine bıçak sırtı olacak. Seçimin sonucunu ittifak dışı partiler ve sandığa gitmeyenler belirleyecek. Kazanırsak İstanbul'a ve onun en önemli temsilcisi olduğu kadim medeniyetimize en güzel hizmetleri yapmanın gayreti içinde olacağız. Araştırmalara göre seçmenin %80'den fazlası tercihini değiştirmeyecek. O yüzden Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir yarış olacak. Saadet Partisi 31 Mart'ta 103 bin oy aldı. Saadet'e oy verenlerin 23 Haziran'daki tercihi çok önemli. Peki Saadet Partisi aday çıkarmazsa ne olacak? Araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalarda Saadet Partisi seçmenin büyük bir bölümü CHP'ye oy vermek istemiyor. Böyle bir durumda ya sandığa gitmeme ya da AK Parti'ye oy vermekten yanalar. İşte Saadet Partisi seçmeni dahil 31 Mart'ta sandığa gitmeyen başta muhafazakar Kürt seçmen olmak üzere farklı kesimleri AK Parti'ye yönlendirmek üzere bir yol izlenecek. Bir diğer tespit, 31 Mart'ta sandığa gitmeyenlerin en az yarısı AK Partili. AK Parti seçmenin sandığa gitmemesinin pek çok nedeni var. Bireysel taleplerin yerine getirilmemesi, belediye meclis üyeliklerine ilişkin listelerden kaynaklanan küskünlükler, ekonomik sebepler ve teşkilat kırgınlıkları. İşte bu kırgınlık ve küskünlüklerin giderilmesi için yeni strateji belirlendi. İstanbul'da parti tabanını iyi bilen ve il başkanlığı yapmış İstanbul Milletvekili Aziz Babutçu, seçimi yönetecek ekibin içine dahil edildi. 31 Mart'taki bazı sandık görevlilerin tecrübesizliklerinden kaynaklanan aksaklıklar yaşandı. AK Parti 23 Haziran'daki seçimde sandık kurullarında görevlendireceği üyeleri yeniden belirleyecek. Parti kaynakları daha önce sandıklarda görev yapmış tecrübeli isimlerden yararlanacaklarını dile getirdi.